Biraz böyle klişelerden başlayalım istedim açıkçası. Hayırlısı. Zaten klişe cevaplamaktan ömrümüz geçiyor valla. Hadi hayırlısı. O zaman hocam ilk soru olaraktan geliyor. Hadi, hadi bakalım hayırlısı. Hep akıllarda aynı soru. Beynimizin %10'unu mu kullanabiliyoruz? %100'ünü mü kullanıyoruz? %28 midir? 33 müdür? Şimdi galiba televizyonlarda en çok soruldu. Orada cevapladık. Derslerde defaatle anlattık. Yazarak anlattım, olmadı. Çizerek anlattım, olmadı. Bilgisayar örneği verdim, olmadı. Bugün şu şekilde anlatacağım. Beynimizin tamamını kullanıyoruz. Her yeri çalışıyor. Hepsi. %100. Cevabım bu. Evet hocam. Kelebekler için bir ömür ne anlama geliyor? Kelebekler için bir ömür ne anlama geliyor? Soran arkadaş belli mi acaba? Yani bir sinir bilimciye niye böyle soru sorduğunu ona geri sorabiliyor muyuz? Yani? Hem de çok içimizden biri hocam. Açık evet. Bir bünyesindeki... Bir ne diyorsun? Evet. Evet. Demek ki burada biraz can sıkıntısına sebep oluyoruz. Biraz daha iş üretmek lazım. Bir de virüs olunca yapacak iş yok. Herkes oturuyor böyle sorular soruyor. Kelebek için bir ömür sizin için ne anlama geliyorsa kelebek için de o anlama geliyor. Sevgili Kerem Bey, galiba Kerem Bey sormuştu değil mi soruyu? Sevgili Keremciğim, herkesin ömrü kendine. Yani neticede bir günde yaşasan, bir yılda yaşasan, 100 yılda yaşasan ömür biterken diyorsun ki vay kısacıkmış, hakikaten dünya hayatı kısacık. Kelebeklerinki kısa değil, bizimki de kısa, onlarınki de aynı. Dolayısıyla herkes kendi yaşam döngüsü içerisinde yapması gerekeni yaptıktan sonra ömrün uzunluğunun hiçbir önemi yok. Önemli olan işlevi. Ha bu arada Kral Sami hatırlattı. Tabii doğru. Bizim bu Ephemeroptera diye bir işte kanatlı böcek cinsi var. Onlar bir gün sinekler diye biliniyorlar zaten. Onların ömrü bir gün. Yoksa kelebekler bayağı yaşıyor yani. Birkaç yıl yaşamasa da işte böcekler gibi bir iki sezon değil mi? Tabii. Ekolog var aramızda. Yani kameranın arkasında size bakıyorum şimdi üstünüzü almayın. Yani ben şeye soruyorum. Ekolog var burada. Yani, Güney Amerika'da yaşayıp 3000-4000 kilometre göç eden üleyip geri gelen kelebekler var. Kelebek var. Lütfen. O kelebeğin ömrü işte. Ömür o ömür. Yani ne ömür? Bak biz burada 2 metre gidemiyoruz. Kelebek nerelere gidiyor maşallah. O zaman bu da bir klişe. Yani kelebekler de bir gün yaşar. Klişesi nereden geliyor acaba? İşte öyle yaşayan kere işte bir gün sinekleri ya da bir gün kelebekler dediğim hayvanlar olduğu için oradan geliyor. Yoksa öyle kelebek bir gün yaşamıyor. Zaten pupa evresi var. Değişiyor işte oradan şey oluyor. Larvadan ama ne bileyim kurtçuktan koza yapıyor. Oradan kelebek çıkıyor. Ya metamorfozda birkaç hayat yaşıyor aslında. Aa bak buradan güzel bir metod lan Kerem helal olsun. Yani ömrü bereketlendirmenin yolu arada bir değişmek. Böyle kozaya girip oradan yeni bir şey olarak çıkmak ki kelebek bu konuda çok güzel bir örnek olabilir tabii bak. İpek böceklerini izleyin onlar öyle. Ben evde besledim bir sürü. Televizyonun kenarına böyle koza yapmışlardı annem fıttırmıştı. Ama sonra o kozalardan böyle kelebekler çıkıyor çok güzel şeyler oluyor. Biz de kozalanıp ara ara değişelim ki ömrümüz bereketli olsun. Bir diğer enteresan sorumuz. Kerem gerçekten güzel sorular hazırlamış bu arada ona teşekkür ediyoruz. Kerem. Havasız ortamda ateş sönüyorsa güneş neden sönmüyor? Kerem gözünü seveyim. Allah'tan hani fiziğim biraz lisede zayıf da olsa sonradan merak ettiğim için hafiften biliyorum. Güneşteki ateş dünyadaki ateşten farklı. Bizim buradaki ateş oksijenle reaksiyona giren yanabilir maddelerin oluşturduğu alevli bir reaksiyon. Orada olan ise atom altı füzyon reaksiyonu dediğimiz yani atom altı parçacıkların birleşmesinden meydana gelen işte iki hidrojenin birleşip helyum yaratmasıyla falan ortaya çıkan bir enerji patlaması meselesi. Dolayısıyla orada bir alevden değil daha ziyade ısı şok dalgalarından ve radyoaktif bir ışımadan söz ediyoruz aslında. Büyük bir atom ya da hidrojen bombası denizi olarak düşünebilirsiniz oraya. Devamlı saniyede bilmem kaç milyon tane hidrojen bombasının patladığı bir yerdir güneş. Dolayısıyla oradaki ateş öyle bir ateş. Alevi olmayan subatomik parçacıkların yani atom altı parçacıkların çarpışmasından oluşan bir şey. Allah saklasın çok fena tabii yani burada görmemekte fayda var. Hocam bir diğer güzel sorumuza geçersek eğer. Yazı mı tura mı dik gelebilir mi? Bana mı? Bilmiyorum genel. Yazı mı tura mı dik gelebilir mi? Gelebilir. Yazı mı tura mı? Buna cevabı 50-50. Dik gelebilir mi? İşte ne kadar bahtlı olduğunuza göre değişir efendim. Bana oldu yalnız ortaokulda Ankara Atatürk Lisesi'ndeyken yazı tura atıyorduk. Ne için olduğunu hatırlamıyorum ama muhteşem bir andı o. İnsan hayatında bazı böyle anlar vardır ve bunlar unutulmaz gerçekten. Parayı ben atıyordum. Birileri yaza dedi, birileri tura dedi ve ben dik gelecek dedim. Tabii espriyi kimse anlamadı. Yani bu espri olduğunu da fark etmediler. Çünkü dik gelmenin ne demek olduğunu bilen yoktu o zaman. Ben parayı havaya attım. Tutacakken para elimden kaydı, yere düştü, yuvarlandı ve sıranın o ayak demirine gidip şöyle yan durdu. Ve ben hayatımda muhtemelen bir daha hiç olmayacak şekilde bir yazı tura müsabakasını tamamen kural dışı bir ihlalle kazanmış oldum. Buradan çıkaracağım sonuç nedir? Efendim dik gelebilir sevgili Kerem Bey ve bu tip soruları merak eden herkese söylüyorum. Dik gelebilir ama buna güvenip de yazı tura da dik demeyin.
Çünkü yani olmaya da bilir büyük bir ihtimalle. Yani şansımızı böyle şeylere bağlamayalım inşallah. Şimdi siz bir yere dayan dediniz hocam. Bence buradaki soru biraz bir şeye dayanmadan öyle bir ihtimal. Öyle şey. İhtimal dik gelir. Yani dik gelir mi? Dik gelir. Soru o. Gelir. Dik mi, yani her türlü. Dik duruyor ama para. Bir pimpon topunu duvara attığın zaman her zaman geri mi seker sana? İçinden de geçebilir. İçinden de geçebilir. Saplanıp kalabilir. Teşekkür ediyoruz hocam. Afiyet olsun.